Ekranları karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bugün Ekonomi Dünyası ekibi olarak Ankara Çankaya bölgesindeyiz. IM Mühendislik sektöründeyiz ve yanımızda değerli firma sahibimiz Engin Bey var. Öncelikle Engin Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bir sizleri tanımak istiyorum. Engin Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Ve bu serüvenimiz nasıl başladı? Ben yaklaşık 2014 yılında mezun oldum. 2014 yılından sonra direkt olarak dış cephe işine girdim. 2014-2015 gibi başladık. Yaklaşık 8-9 senedir de bu mesleğin içindeyiz. Firmamız da yaklaşık bir 7 senelik bir firmadır. Ortağımızla beraber kurduk. 7 senedir dış cephe işlerini bil yapıyoruz. 7 senedir de bu sektörün içindeyiz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Yani şunu söyleyebiliriz izleyicilerimize, biz 9 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Fakat 7-8 yıldır aktif halde çalışıyoruz ve ofisimiz de aynı şekilde Ankara Çankaya bölgesinde. Evet. Şimdi biz burada dış cephe olarak tabii ki yapmış olduğumuz ürün gruplarımız ve hizmetlerimiz nelerdir? Bunları izleyicilerimize söyleyeceğiz ama daha öncesinde sizlerden detaylı bir şekilde aslında şunu sormak istiyorum. Evet, biz dış cephe olarak siz ilgileniyorsunuz fakat sadece biz burada dış cephe adı altına hizmetler vermiyoruz. Evet. Kat karşılığı bir villalarımız da var. Bunlarla da ilgileniyoruz. Sizler o zaman şunu soralım. Dış cephe adı altında biz burada neler yapıyoruz? Hizmetlerimiz, standartlarımız nelerdir? Biz bu işe öncelikle dış cephe olarak başladık. Dış cephe olarak başladıktan sonra yaklaşık bir 5 senelik cephe macerasından sonra kat karşılığı villa yapmaktır. Arsa sahiplerine villa yapmaktır. Bu tarz işlere de girdik. Dış cephe olarak kompak, cam cephe, seramik cephe, sinterflex cephe gibi değişik ürün gamlarında çalışmalarımız devam ediyor. Aynı şekilde Türkiye'nin farklı şehirlerinde sıfırdan villa inşa edip bunu son müşteriye birebir teslim etme noktasına da şu anda vardık. Orada da işler yapıyoruz. Dış cephe işleri biliyorsunuz çok kapsamlı ve işler ve aslında bakıldığında binanın da asıl bel kemiğini oluşturan, dışarıdan gördüğünüzde binayı cazip hale getiren asıl önemli etken orası. Burada bizim cam cephe ve doğrama noktasında atölyemiz var. Orada yine çalışmalar yapıyoruz. Seramik noktasında inşaatlarda değişik çözümler üretiyoruz. Villada da daha böyle kompak ve göze hitap eden ürün gamlarında çalışmalar yapıyoruz. Dış cephe adı altına birden farklı burada hizmetlerimiz var. Bunları bizlere detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz? Nasıl çalışıyoruz? İş analizimiz nasıl ilerliyor? Ve süreçlerimiz nasıl sonlanıyor? Şimdi bizim burada dış cephe noktasında ilk başladığımız nokta şu oluyor genelde. Belediyelerle, bakanlıklarla, bu belediye binalarıdır. Değişik bakanlık villalarıdır. Aslında bakıldığında müşteri portföyümüze göre değişiklik gösteriyor yapmış olduğumuz hizmetler. Aynen. Peki dış cephe adı altında biz neler yapıyoruz burada? En önce yaptığımız iş cam cephe ve seramik kaplama işleri. Şimdi burada bizim işçiliğimiz ve malzemelerimiz oluyor tabii ki. Bunları sınıflandırırsak eğer aralarında belli başlı farklılıklar oluyor ve iş sürecimiz de uzuyor. Evet. Şimdi cam cephe olarak sizlerden bilgi alalım. Çeşitliliğimiz nelerdir? En çok kullanılan, tercih edilen burada cephelerimiz nedir? Şimdi cam cephe noktasında şöyle, cam cephenin en önemli özelliği burada ısı yalıtımı ve aynı zamanda da dıştan güzel bir görüntü sağlamak. Evet. Biliyorsunuz artık binalar daha çok ışık alması için daha geniş cam alanlarla yapılıyorlar ki içeriye ışık daha çok girebilsin. Ve aynı zamanda yalıtım noktasında da özellikle enerji sarfiyatı noktasında daha tasarruflu bir hale gelebilsinler. Bu noktada bizim değişik cam çözümlerimiz var. Isı yalıtımlı camlar noktasında ve cam giydirme cephe noktasında. Aynı şekilde seramik cephelerimizde yine altına mantolamayı yapıyoruz. Bu yine enerji sarfiyatını sağlıyor, enerji tasarrufu sağlıyor. Ve bu şekilde hem mantolama biliyorsunuz bir 5 yıllık, 10 yıllık süre sonunda yenileme gerektiren bir cephe ürünü. Ama seramik bildiğiniz doğal kaynaklardan yapıldığı için herhangi bir aslında daha uzun ömürlü bakıldığı zaman. Evet, kesinlikle daha uzun ömürlü ve bunun yaklaşık 50 yıllık ömürleri oluyor. Bu 50 yıl boyunca binada herhangi bir tadilat, bir onarıma ihtiyaç duymuyor. Aynı şekilde enerji tasarrufunu da sağlıyor, içerideki yalıtımı da sağlıyor. Ve
tabii ki en önemlisi güzel görüntüyü de sağlıyor. Daha doğal bir görüntü daha oluşuyor. Daha doğal bir görüntü oluşuyor, evet. Şimdi bakıldığı zaman şunu söyleyebiliriz izleyicilerimize. Seramik cephelerimiz daha doğal bir görüntü burada lanse ediyor. Fakat bizim için önemli olan kısım veya şöyle söyleyeyim en çok müşterilerimizin isteği nelerdir diyelim. Çünkü bakıldığı zaman tüm cephe çeşitliliğimizde bir ısı yalıtımı kesinlikle oluyor. Hı hı. Ve buna özen gösteriyoruz yapılırken. Peki seramik cephe ve cam cepheleri detaylı bir şekilde anlattınız. Aralarında ne gibi farklılıklar var veya özellikle hangisine yoğun bir şekilde talep oluşuyor diyelim. Aslında bütün hepsine talebimiz oluşuyor. Hı hı. Burada asıl fark müşterinin isteği, müşterinin ve mimarinin nasıl bir görüntü arzu ettiği. Burada şimdi yaklaşık cephede kullandığımız bizim 4-5 farklı ürün var. Seramik, Sinterflex, kompakt laminant, betopan, kretoks gibi. Bunların hepsi farklı ihtiyaçlara cevap veriyorlar. Seramik daha mermer görünümlü, evet. Daha toprak görünümlü bir ürün. Kompakt daha ağaç görünümlü, daha tahta görünümlü bir ürün. Kretoks daha beton görünümlü bir ürün. Burada mimari nasıl bir görüntü arzu ediyor ve biz buna İsteğe nasıl çözüm üretebiliriz? Evet, aynen öyle. Bunlar çünkü altyapılarımız genel olarak yalıtımlı ve alüminyum karkaslı yapılar. Bunlarda çok bir fark yok ama dışarıda asıl farkı oluşturan görüntü oluyor. Görüntü de mimarinin çözümüne göre değişiyor. Ve aslında bakıldığı zaman özelliklerimizin hepsi aynı. Isı yalıtımı vesaire var ama bizim evet. Burada cephelerimizin arasındaki farklar dışarıdaki görüntümüz diyebiliriz. Evet. Ve de fiyat farkları da oluyor. Tabii ki her bakıldığı zaman da modellerimizin bir işçiliği vardır cephelerimizin. Buna göre bir fiyat farklılığı var. Ya aslında biz burada şunu sağlayabilmişiz Engin Bey. Her bütçeye göre de bir hizmet sağlayabiliyoruz. Kesinlikle. En güzeli de şu, cephelerimiz evet birden fazla değişiklik gösteriyor ama biz burada kaliteyi ön planda bulunduruyoruz. Malzemelerimizden kesinlikle kaçmıyoruz. Çünkü kesinlikle. Geri dönüşlerimiz de bu çalışmaların adı altında çok güzel geri dönüşlerimiz oluyor. Biz zaten yaptığımız... Ve uzun ömürlülüğü aslında sağlıyoruz diyebiliriz. Kesinlikle. Yani burada aslında şu çok önemli, bir işi yapıldıktan sonra bu işi yapmanın 50 farklı yöntemi var. Ama biz burada iş yaptığımız anda işi bitirdik ve biz gidiyoruz gibi bir şey kesinlikle yapmıyoruz. Zaten her yaptığımız işin başında imzaladığımız sözleşmede bizim AYA mühendislik olarak bir 5 yıllık garantimiz var. Tabii İşçilik bu süreci de sizlerden öğreneceğim. Aynen öyle. Şimdi burada yapmış olduğumuz cepheler nelerdir? Dış cephe adı altında birden farklı hizmetlerimiz var. Bunları izleyicilerimize söyledik. Peki şunu merak ediyoruz. İş sürecimiz nasıl ilerliyor? Ekip arkadaşlarımızı kaç kişi çalışıyoruz? Ve tabii ki şimdi Ankara bölgesinde hizmet ediyoruz ama sadece bu alanda çalışmıyoruz. Birden kesinlikle. Farklı il ve ilçelere de hizmet sağlıyoruz. Bu süreci sizlerden alabilir miyiz? Bizim burada ilk başta yaptığımız şey mimari olarak mimariye en uygun çözümü işverene yani daha doğrusu müteahhite götürmek. Burada müteahhitle dış cephede kullanacak malzeme noktasında anlaştıktan sonra bizim statik çözümlerimiz oluyor. Şimdi dediğim gibi 5-6 farklı yöntemi var bu evet. Malzemeyi cepheye koymanın. Biz burada binanın o anki oradaki durumuna, deprem durumuna göre en doğru çözümü ve binaya en az yük getirecek çözümü bularak bunu müteahhite götürüyoruz. Müteahhitte yaptığımız görüşme sonucunda da sistemimize karar veriyoruz. Ve burada kullanacak malzemeye karar veriyoruz. Konumu da çok önemli aslında. Biz bu konumu da değinelim burada. Yer analizimizi güzel bir şekilde evet. yapıyoruz. İlk iş sürecimiz bu şekilde başlıyor. Evet, statik projeyle başlıyor ilk iş durumu. Statik proje yapıldıktan sonra, kullanacak malzemeler kararlaştırıldıktan sonra müteahhitle bunu anlaşıyoruz. Ve ondan sonra işin başlama tarihine göre biz kendi planlamamızı yapıyoruz. Burada dediğiniz gibi biz Ankara merkezli bir firmayız ama Türkiye'nin bütün yerlerinde tabii, şantiyelerimiz evet. var. Burada planlama nedir, işin durumu nedir ve ne kadar sürede bitirilecektir? Buna göre ekip ayarlamasını yapıyoruz ve buradan ekipleri sevk ediyoruz. Hı hı. Ekipleri sevk ettikten sonra şantiyede kendi atölyemizi kuruyoruz ve orada işe başlıyoruz. Bu şekilde de devam ediyoruz. Bu şekilde iş sürecimizi ilerletiyoruz. Bitene kadar aslında biz bu süreçte elemanlarımızla, yani şantiyedeki elemanlarımızla da iç içe olabiliyoruz. Tabii ki. Biz zaten şantiye şefi ve saha mühendisinin haricinde hepsiyle bir aile gibi olduk zaten. Yani ben 7-8 senedir var isem de bu işte. Ortağım İlker Bey zaten
çok daha eskilere gider. Kendisi de gelince anlatır belki. Hı hı. Yani onlarla bir aile gibi olmuş durumdayız zaten artık. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Bizim iş sürecimiz aslında şu şekilde başlıyor. Projemizi mühendisimizle onaylattıktan sonraki süreçte nasıl bir sistemle ilerleyebiliriz? Bu iş sürecinde neler yapmalıyız? Ya da yapmış olduğumuz çalışmalar binamıza uygun mu? Evet. Bu süreci tasarlıyoruz ve sonrasında ekip arkadaşlarımızı o bölgeye yolluyoruz ve bitene kadar aynı şekilde çalışma arkadaşlarımızla beraber o güvenliği, o sistemi, o sıcakkanlılığı aslında siz burada ekip arkadaşlarınızla yansıtabiliyorsunuz evet, diyebiliriz. Aynen. Peki garantilerimiz nedir? Burada müşteriyi mağdur etmeden ne gibi hizmetler sağlıyoruz? Öncelikli olarak işçilik noktasında bir garantimiz var. Yani dediğim gibi bu iş bitti ve biz döndük gittik gibi bir durum yok. Yani biz 5 yıla kadar işçilikten doğan her türlü sorunda, sıkıntıda bizzat gidiyoruz bir hafta içinde. Düzeltiyoruz, geliyoruz. Ancak dediğiniz gibi dışarıda seramik malzemesi veya başka herhangi bir malzeme kullandı. Bunlar kırılabilir, bir şey olabilir. Evet. Yani taş gelir, bir şey olur atıyorum. Böyle durumlarda da bizim garantimizde değil, bunu yapamayız gibi bir şey kesinlikle yapmıyoruz zaten. Her türlü yardımda, ekip arkadaşlarımız zaten sürekli bizimle. Bize haber verildiği anda bir hafta içinde gidiyoruz, duruma müdahale ediyoruz. Değiştirilecekse değiştiriyoruz, yapılabilecekse yapılabilir. Mağduriyeti aslında burada yaşatmıyoruz. Evet. Aynen öyle. Yani mağdur etmemek için çünkü ya bizim amacımız orada işi bitirip dönmek değil kesinlikle ki bunlar bize ileride referans olabilsinler. Biz burada müşteriyi mağdur etmemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ya aslında şunu söyleyebiliriz. Biz burada tamamen kaliteyi ve müşteri memnuniyetini göz önünde bulunduruyoruz. Kesinlikle. Ve en önemli kısım da şu, şimdi yapmış olduğumuz çalışmalar birbirinden kaliteli ve işçilik gerektiren çalışmalar. Biz bu kaliteyi göz önünde bulundurup aynı zamanda da başarıyı elde edebiliyoruz. Ve üstüne basa basa bunu vurguladık. Herhangi bir şekilde kalıplaşmış bir sistemle ilerlemiyoruz biz burada. Evet. Yapmış olduğumuz çalışmalar her bütçeye uygun. Müşteri bizim için altın servet değerindedir diyebiliriz. Kesinlikle. Peki AYEN mühendis olarak bizi diğer mühendislik firmalarından ayıran özellik nedir? Neden bizi tercih etmeliler? Bence bunun en önemli noktası ulaşılamaz olmamak ve müşteri memnuniyetini en üst noktaya koymak. Çünkü her tarafta her şekilde hata çıkabilir, her şekilde bir yanlışlık olabilir ama burada en önemli nokta aradığınızda karşı tarafta bir insanın olması ve sizin derdinizi, sizin sorununuzu çözmek için uğraşacak bir kişinin olması. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için ve bu alanda bizleri ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Ben teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Değerli seyircilerimiz, Engin Bey ile keyifli röportajımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer ortağımız İlker Bey'e hoş geldin diyelim. Ve nasılsınız? Daha öncesinde sizleri tanımak istiyoruz ve sonra neler yapıyoruz? Aslında diğer ürün faaliyetlerimizi sizlerden öğreneceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler teşekkürler. Sizler de iyisiniz. İlker Aydoğdu. Yaklaşık olarak yani bu sektörün içerisinde 23 yıllık bir çalışma tecrübemiz var. Engin Bey ile de 2015 yılından bu yana devam etmekteyiz. Kendi firmamızla devam etmekteyiz. 23 yıldır aslında bu sektörün içerisindeyiz. Yıllardır bu sektöre emek verdik diyebiliriz. Fakat Engin Bey ile 2015'ten beri bir ortaklığımız var ve beraber çalışıyoruz bu alanda. Engin Bey ile beraber 2015 yılından beri yani devam ediyoruz. Evet. Daha öncesinden biz kendi firmamızı dış cephe üzerine kurduk ama hem gelmiş olduğumuz noktada hem talep üzerine bir de müteahhitlik kısmına girmek zorunda kaldık. Ve 2021 yılından itibaren de Kayseri bölgesinde müteahhitlik, villa müteahhitliği yapıyoruz ve bunları genelde şahsa yapıyoruz. Ama şu anki yeni başlayacağımız projemiz bizim kat karşılığı olarak ilk defa gireceğimiz büyük bir villa projesi olmuş olacak. Şimdi bakıldığı zaman aslında dış cepheyle ilgileniyorduk. Özellikle bir talep üzerine de dedik ki neden tüm dizaynı ele almayalım? Mühendisliğe burada adım attık. Peki bu alanda biz neler yapıyoruz? Şimdi kat karşılığı villamız yeni projemiz dedik. Peki bu projelerin içerisindeki standartlarımız nelerdir? Yapım aşamamız nasıl ilerliyor? Bunları sizlerden öğrenebilir miyiz? Ya ilk önce bizim zaten şahsa özel yani karşı taraftaki o villada yaşayacak olan evet. insanın isteğine göre biz mimari bir tasarım yapıyoruz. Bu şekilde başlıyoruz. Evet, bu şekilde mimarimizi biz oluşturuyoruz. Daha sonrasında müşterimizle görüşüyoruz. İşte bu kadar oda, bu kadar mutfak, kirli mutfaktı, balkonumuzdu, terasımızdı, verandamızdı. Tamamen kişinin istemiş olduğuna göre bir mimari çalışması yapıyoruz. Hı hı. Daha sonrasından işte render çizimlerini yapıyoruz.
ve bunun bir ruhsat aşamasına gidiyoruz. Ruhsatını aldıktan sonra da direktmen başlıyoruz villamızı yapmaya. Yapım aşamasına geçiyoruz. Yani aslında bakıldığı zaman burada Engin Bey de bahsetti. Fakat bu projemizin tasarımı veya işçiliği çok çok daha farklı diyebiliriz bu alanda. Evet. Bizim buradaki, buyurun. Ve şu anki yani yapılmış olan villalara baktığınız zaman dış, özellikle dış cephelerinde evet. ya tamamen daha yani böyle spantone ne bileyim daha ne diyeyim doğal. Aslında seramiklerle süslüyoruz. Doğal bir görüntüyü oluşturuyoruz. 2023. Ve biz o seramikleri hem iç kısımda da mesela nedir kullanım alanlarında TV ünitelerinin arkasında kullanmaya başladık veya ne bileyim bir büste kullanmaya başladık. Şimdi bakıldığı zaman seramikle ilgili de tabii ki bir geçmişimiz var. Nasıl kullanılır ya da nasıl doğru kullanılır? Bu çalışma adı altında bilinçlerimiz var. Çalışmalarımız da daha öncesinde olduğunu söylediniz. Peki mimarlık kısımda yani villalarımızda ki süreç nasıl ilerliyor? Tabii ki daha öncesinde bir projeye sahip oluyoruz. Şahsi özel biz burada villalarımızı tasarlıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmaya örnek verdiğimiz. Peki bu süreçteki zorluklarımız nelerdir? Diğer yapmış olduğumuz projelerimizin arasındaki farklılıklar nelerdir diyelim. Ya şöyle ben size anlatayım. Biz ilk önce projeye başlamadan arsamızı görüyoruz. Arsamızın üzerinde bir kodlamalar yapıyoruz. O kodlamada veya yapacağımız, konumlandıracağımız villalar işte kademeli mi olsun, daha yüksekte mi olsun? Çünkü niye? Herkes benim villam daha yüksekte olsun ister. Hı hı. Ama işte... Aslında merkezi ölçeğini burada tasarlıyoruz arsamızda. Daha sonrasında uygun mu, konumumuza uygun mu, tasarımı nasıl rahat edebilir müşterilerimiz? Bu şekilde bir iş analizi sergiliyoruz. Evet. Ve müşterinin istemiş olduğu yapıyı biz oraya tasarladığımızda orası oluyor mu, olmuyor mu? Olmuyorsa daha farklı bir tarz, farklı bir projeyle sunuyoruz kendisine. Eğer okeyleştikten sonra ruhsat aşamasına geçiyoruz. Bizim en çok zorlanmış olduğumuz kısım zaten ruhsat aşamamız. Ve daha sonrasında işte bizim bir de zorlayan kısım harfiyat kısmımız. Harfiyatımızı aldıktan sonra tamamen temellerimizi atmaya başlıyoruz. Kazıklarımızı çakmaya başlıyoruz. Ve zeminimizi oluşturduktan sonra daha üstünün kolay. Bizim en çok zorlandığımız kısım aslında kaba yapı bittikten sonra mimari kısmı. Hani iç mimari kısımdaki tasarım. Evet, iç kısmında. İç kısmında ne yapıyorsunuz? Böyle irmek irmek işliyorsunuz evet. her bir şeyi. Hem daha detaylı hitap ve etmeli. Emek gösteren bir çalışma. Ve bu süreçte de aslında en önemli faktör ve zorluk da bu olabilir. Şimdi İlker Bey biz bu süreci tasarlıyoruz ama bu süreçte özellikle iç dizaynımızda müşterilerimizle birebir iletişim halinde oluyoruz. Çünkü isteklerimiz sürekli değişebiliyor ve zevklerimiz de aynı şekilde. Yani müşteri ne karar veriyor ya da buraya uygun mudur? Estetik bir şekilde durabiliyor mu? Aslında bu kısımda biz mimari çalışmayı ele almış oluyoruz diyebiliriz. Evet ve villalarında dış cephelerinde biz kendi kullanmış olduğumuz ürünleri yani kullandığımızda mekanik montajları yaptığımızda villayı diğer villanın bir sınıf daha önüne koymuş oluyoruz. Evet. Ve işte dışarıdan geçen herhangi birisi de ya bu villa nasıl, niye bu kadar güzel, hoş durup denildiğinde bu sefer oraya gittiğinde adres bize gösteriliyor. İçine aslında biz burada farklılıklarımızla evet. daha çok rağbet gördük diyebiliriz bu alanda. Ya normalde kanıtlaşmış şöyle, şeyler yapmıyoruz genelde. Aynen, aynen. Zaten şimdi villa dediğinizde mesela Kayseri'de bir bağ kültürü vardır. Evet. Bağ kültürü yani dört duvarı çevireyim. Yani tamamen gece kondu mantığında yapılan villalar var. Mesela Kayseri'nin çok meşhur olan caddeleri sokaklarında yani ben devamlı gezdiğim için bakıyorum villalarına. Ya ben diyorum ki tamam ben daha ücra bir yerlere yapayım. Niye? Arsa maliyetlerini biraz daha düşüreyim. Ama tarz bir villa koyayım buraya istiyorum. Evet. Ve tarz koyduğumda da rağbeti oraya çekmek istiyorum. Ve bu şekilde ilerlediğim için şu an daha büyük projeye başlıyoruz işte. Yani aslında siz burada tamamen kalıplaşmış bir projeye girmek yerine kendinize has tarzınızla ve yapmış olduğunuz işçiliğinizle göz önünde bulunduruyorsunuz kendinizi evet. diyebiliriz. Ve bu şekilde de rağbet görüyoruz. Şimdi ayan mühendislik dedik bu alanda ama bakıldığı zaman mühendislik bir kısımda da mimarlığa geçiş yaptı 2021 yılında. Çünkü evet. bizim burada gelişimimiz tamamen yapmış olduğumuz proje değil, tasarımımız. Ve aynı şekilde doğru işçiliğimiz. Siz bunu da aslında ele alıyorsunuz. Ya peki. şöyle söyleyeyim zaten doğru zamanda doğru işi yapmak lazım. Evet.
ve bunu yaptıktan sonra da devamı gelebiliyor diyebiliyoruz. Evet. Peki şimdi villalarımıza tasarladığımız o süreçteki iş dizaynımızla ilgili bahsediyorum. Nasıl ilerliyor? Şimdi mutfak dolaplarından tamamen varana kadar tüm içerisinde olan tüm hizmetleri biz sağlıyoruz ve ele alıyoruz. Bu süreci sizlerden öğrenebilir miyiz? En çok zaman aşımına uğrayan ya da zamanda tasarruf edebileceğimiz noktalar varken tam tersi uzun işçilik gerektiren de bir nokta vardır mutlaka. Ya biz de onların önüne geçebilmemiz için müşterimize videolar hazırlıyoruz. Ve villamızın işte girişinden yani o odalarına kadar komple villalarla evimizi normal bir video ortamında müşterimize gezdiriyoruz. Ve kullanmış olduğumuz malzemeleri birebir zaten atadığımız için onlar da kendisi seçmiş olduğu malzemeleri atıyoruz. Tasarlamış olduğumuz kapılarımız, işte parkelerimiz olsun vesaire. Tabii ki hepsini yani kendi istemiş olduğu, seçmiş olduğu ürün gamına göre biz çiziyoruz ve video ortamında oluşturuyoruz. Ve bu şekilde zamanlarını aslında müşteriyi videoyla evet villanın içini gezdirmiş oluyoruz ve ondan tak kalıp ona göre zaten biz imalat sürecine geçmiş oluyoruz. Hı. Aslında bizi o süreç çok hızlandırmış oluyor. Niye? Çünkü önceden bir projeyi tasarladık. Tabii ki. Yani zamanı geldiğinde onu yapmaktansa daha öncesinde planlanmış bir şekilde ilerliyoruz. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Bu yüzden bu soruyu sizlere yöneltmek istiyorum İlker Bey. 2023 yılında diyelim ya da son yıllarda en çok rağbet gören seçimlerimiz neler? Müşterimizin istekleri neler? En çok istenilen kısım yani şöyle zeminlerde parke kullanmak istenilmiyor. Yani seramik kullanmak isteniyor. Veya ısınma noktasında artık duvarlarda petek görmek istemiyorlar. Yerden ısıtma olsun istiyorlar. Artı kirli mutfak. Şu an rağbet gören. Ve Amerikan mutfaklar istemiyor. Aslında bakıldığı zaman genel olarak ele alırsak burada bir estetik bir görüntü istiyoruz. Evet. Doğal bir ortam istiyoruz. Yani aynı şekilde de bakıldığı zaman uzun ömürlü oluyor. Çünkü seramik ürünlerimiz ve seramik yapılarımızın uzun ömürlü herhangi bir şekilde. Ve camlarının daha büyük olmalarını istiyorlar. Hı-hı. Artı merdiven kısmını tek katta çıkmak istiyorlar. Sahanlık olmasını istiyorlar. Bakıldığı zaman daha estetik bir görüntü hem de aynı zamanda da maliyet açısından da bütçeye uygun modeller seçiliyor diyebiliriz. Evet. Peki çalışma arkadaşlarımızın süreçleri nasıl ilerliyor bu konuda ve bir garanti sağlıyor muyuz bu projelerimizde? Yani şöyle yapmış olduğumuz villalarda biz yaklaşık olarak 5 yıllık bir garantörlüğümüz var. Tabii dış cephemizde 5 yıllık bir garantimiz var. Dış cephemizde 8 yılda villalarımızın kaba yapılarında veya içerisinde yapmış olduğumuz mimariye dokunuşlarda da 8 yıl garantörlüğümüz var. Hı hı. Peki müşteri portremiz nelerden oluşuyor? Şimdi bakıldığı zaman işlerimiz çok kaliteli bir şekilde ilerliyor. Ve yapmış olduğumuz çalışmalarda da geri dönüşümlerimiz çok güzel. Şimdi bu şekilde bir başarı elde etmişken peki portremiz nelerden oluşuyor diyelim. Ya genelde Ankara'da ünlü kişilerin villalarını yapıyoruz ve onlardan yani gören veya bizim kendi web sitelerimizde yayınlamış olduğumuz işte sosyal medyada yayınlamış olduğumuz kısımlardan da veya o onu görüyor, öbürünü anlatıyor. Evet. Öylelikle müşteri portföyümüz gelişmiş oluyor. Ve bu şekilde de geri dönüşlerimiz oluyor ve projelerimizin değeri de artıyor diyebiliriz bu alanda. Evet. Yani daha biz yani daha tarz villalar yaptığımız için aslında yani bu göze bambaşka bir hitap ediyor. Evet. Yani o şekilde. Farklılığı da yarattığımız için aslında kısa bir süre içerisinde villa alanında da başarıyı elde edebilmişiz. Evet. Peki yıllardır bu sektörün içerisinde izledik. Bizleri izleyen genç girişimcilere ya da bu sektörün içerisinde olan girişimcilere, burada firma sahiplerine diyelim, ne söylemek istersiniz? Özellikle bu sektördeki zorluklar nelerdir ya da yapmamaları gereken bir nokta nedir? Ya öncelikle bizim işlerimizde müşteri memnuniyeti her zaman ön planda ki bu zaten totale baktığınız zaman bütün işlerde olması gereken. Yani doğru zamanda doğru işi yapmak. Kaliteli malzeme özellikle kaliteli gerekiyor. Kaliteli malzeme kullanılması ben tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler. Bu alanda bizleri bilgilendirdiğiniz için diyelim. Ve dış cephe adı altında da sizlere söylemek istediğiniz ya da herhangi bir bilgi var mıdır? Çünkü yıllardır aslında biz Ayan Mühendislik olarak dış cephe olarak buraya başladık bu alanda ve bu alanda da ünlendik diyebiliriz. Ne söylemek istersiniz bu alanda? Ya dış cepheyle alakalı işte 2015 yılında kendi firmamızla biz kurup başladığımız dönemde genelde yine biz villa tarz cephelerden başlamıştık. Küçük işlerden başlamıştık ama tabii ki oradaki müşteri memnuniyeti olunca biz Ayan Mühendislik olarak hem ünlü seramik markalarının, fabrikalarının uygulayıcı bayilik ünvanlarını aldık. Daha sonrasından bakanlıkların işlerine talip olduk. Hı hı.
Ve daha öncesinden biz hem mütemadi, binaların mütemadi olan kısımlarını kaplarken daha butik işlere girmeye başladık. Ve ne yaptık? Çünkü en çok trend olan aslında şu an butik işler diyebiliriz. Evet. Butik villalarımız, işte konseptlerimiz olsun. O işlere başladık. Mütemadiyen cepheleri kapatırken işte seramikle, doğal taşla, kompakla, kompozitle. Daha sonrasından cam cephe işine de girmiş olduk. Ve cephe noktasında komple bir alana hükmetmeye başladık. Bu da müşteriler tarafından, yani bir firmayla muhatap olma noktasına gelindiğinde tek firma biz olarak çıktık. Niye? Hem mütemadiyen cepheleri kapatıp hem açık cepheleri kapatan bir firma olmadığı için. O noktada açığı kapattığımızı ben düşünüyorum şu an Ankara bölgesinde. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir röportajdı. Bu alanda bizleri bilgilendirdiniz ve özellikle de neyi amaçlamalıyız? Biz bu işe nasıl başladık ve sonrasında nasıl bir değişime girdik? Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili de aynı şekilde sizlere ve Engin Bey'e sorduk. Detaylı bir şekilde bu alanda bizleri bilgilendirdi. Söylemek istediğim herhangi bir şey var mıdır? Programımızı sonlandıracağız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.